Hoş geldiniz. Ben Sibel Tahtakıran. Videolarımda profesyonel astroloji danışmanlıklarımda ruhsal prensipleri ve astrolojiyi bir araya getiriyorum. Amacım astroloji aracılığıyla sizi güçlendirmek. Eğer ilgileniyorsanız ve bir astroloji danışmanlığı veya koçluk seansıyla size nasıl destek olacağımı öğrenmek istiyorsanız astrohouses.com siteme gidip hizmetlerime ve diğer danışanların paylaştığı referansları İnceleyin ve kanalımı büyütmek için hemen şimdi abone olun ve lütfen bildirim zilini açın. Şimdi başlıyoruz. 5 Temmuz'da Yengeç'te yeni ay olacak biliyorsunuz. Duygusal ihtiyaçlarımıza böyle bağlandığımız, ev ve aileye odaklandığımız ve sevdiklerimize yöneldiğimiz aslında bir zaman dilimi bu. Çünkü bu yeni ay en parlak yıldız Sirius'la bir kavuşum yapıyor. Bu yeni ayda bir umut, bir iyimserlik var, genişletici bir his var. Yeni bir dünya kurmamıza adeta bizi teşvik ediyor olacak ve sadece bu değil. Çünkü bu Yengeç yeni ayı iki Oğlak dolunayıyla beraber çevrelenmiş durumda. Plüto ve Oğlak hikayesinin kapanışı bu ay döngüsüyle oluyor bir defa. Oğlak dolunayları ve Yengeç yeni ayıyla tamamen artık yeni bir döngüye geçiyoruz arkadaşlar. Bu Yengeç yeni ayıyla kendimizi tamamen yeni bir ruhsal döngüde artık hissetmeye başlayacağız diyebilirim. Ve şimdi yeni bir şeye bağlanma isteğini artık içimizde çok net hissedeceğiz. Bu duygusal güvenliğimiz ve güvenliğimiz için hayati önem taşıyan bir şey olacak zaten. Ve tüm yeni aylar gibi bu da tamamen yeni bir tezahür döngüsünün aslında bir başlangıcı olacak. Bu yüzden tohumlar ekiyoruz, niyetlerimizi artık netleştiriyoruz. Gezegenler retroda olduğunda dünyaya birazcık daha böyle yakın olurlar ve sembolizmleri de daha güçlü hissedilir. Dünya genelinde global anlamda daha fazla kontrol girişimi veya askeri hareketlenme bu yeni ay sonrasında çıkabilir. Ayrıca Nessus adlı bir asteroitte 125 yıllık bir yörüngeye sahip ve şu anda 19 derecede Balık burcunda. Bu Balık burcundaki Satürn'le birlikte önümüzdeki birkaç ay boyunca da birlikte olmaya devam edecekler. Nessus'un sembolizmi sorumluluk burada anlamına gelir. Balık burcuyla bağlantılı olarak özellikle kurban rolüyle ilgili meseleler, yanılsamalar, yalanlar, kan, bağışıklık sistemi, zehirlenme ve toksite ile ilgili durumlar meydana gelebilir. Yeni ay duygusal bir su burcu olan Yengeç'te, evet, Güneş toprak burcu Oğlak'ta tabii ki ve Yengeç zodyan 4. evi aslında. Bu aynı zamanda annelik yapmak, başkalarını beslemek istediğimizde yeri gösterir. Başkalarını iyi hissettirdiğimiz ve duygusal olarak da aslında iyi hissetmek istediğimiz yerdir aynı zamanda. Kök salma, aidiyet hissi, önemli olduğumuzu ve bulunduğumuz yerin aslında bizim için doğru yer olduğunu hissetme ihtiyacımızdır bir nevi. Ayrıca bu yeni ay sırasında yüzeye çıkabilecek bazı anılar da olabilir. Mesela çocukluk anıları yeni bir ayda yansıtma yapabilir. Birazcık daha bunlarda netlikler arayabiliriz ve sonraki şeyi aslında ne istediğimizle bilmek isteriz. Neye evet demeye hazırız bu yeni ayda? Bunu anlamak isteriz. Enerjimizi nereye koyup yaratmak istediğimizi bilmek isteriz ve çünkü yeni ay enerjisi biraz oldukça nostaljik, duygusal olarak bizi geçmişe döndürecek. Bu nedenle anneniz veya çocuğunuzla ilgili anılar yüzeye bu yeni ayda çıkabilir. Herhangi bir atalara yönelik şifa ve anne hattında iyileştirme bu sebepten dolayı çok önemli olacaktır. Yengeç enerjisinde en tuhaf yanlarımızı aslında serbest bırakma özgürlüğünü de isteriz. Yengecin aynı zamanda sert bir koruyucu bir kabuğu vardır çünkü ve biriyle bu güveni hissetmezseniz bu tuhaf yanınızı asla başkalarına göstermezsiniz. Dolayısıyla bir yengeç olarak ve bu bir yengeç ayı ve yükselenin de yengeç olarak zaten konuşuyorum. Onun için her zaman aile gibi hissedebileceğimiz, kendimizi tam anlamıyla kabul edilmiş ve sevildiğimiz birilerini hep arar dururuz. Bu yeni ay bana oldukça
ilahi hissettiriyor ve bunun nedenini de şimdi açıklayacağım. Bu yeni ay yengecin 14 derecesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yüzden doğum haritalarında yengeç ve oğlak, koç ve terazinin öncü burçları arasında 10 ve 18 dereceler arasında gezegenleriniz veya noktalarınız varsa bu yeni ayı en yoğun şekilde hissedecekler arasındasınız. Özellikle bu yeni ayın iki oğlak dolunayıyla çevreli olması nedeniyle bu iki oğlak dolunayı arasında olması nedeniyle çok çok önemli. Peki neden önemli? İlk oğlak dolunayı 21 Haziran'da bir derecede tamamen yeni bir başlangıçta oldu. Bir derece yeni bir şey başlatmak istediğimiz şeydir aslında. Dolunaylar her zaman için kapanışları, tamamlanmaları ve tezahür zamanlarını gösterir. Bazen bir aydınlanma, bir şeyin açığa çıkması anlamına da gelebilir. Sonra 21 Temmuz'da ikinci oğlak dolunayını yaşayacağız. Bu mavi ay olacak. Nadir olan bir olay. Bu 29 derecede oğlakta olacak ve bu dolunay hakkında da zaten ayrı bir video yapacağım. Bu önemli çünkü ikinci dolunay Plüto ile bir kavuşum yapacak. Plüto kovada 1 derecede olacak ve Plüto gerileyip 29 derece oğlağa dönecek ve burada 1 Eylül'e kadar da durmaya devam edecek. 19 Kasım'a kadar 29 derecede kalacak. Bu yüzden büyük resimde ne oluyor? Plüto ve Oğlak hikayesinin artık arkadaşlar kapanışını yaşıyoruz. Plüto ve Oğlak döngüsünün sona ermesi artık bu yükümlülüğü serbest bırakma zamanının geldiğini söylüyor. Bu yükümlülük artık tamamlandı, bitti. Karma ruh döngüsünü artık serbest bırakmanın, bu karmik yükümlülüğü sona erdirmenin ve kendimize aslında özgürleştirmenin hikayesi. Aslında bu yengeç yeni ayı çok önemli. Neden? Çünkü bu yeni ay birçok kişi için bir uyanış anı olacak, bir farkındalık anı olacak. Bu sizin için neyse natal astroloji haritanızda bu yeni ayın nerede gerçekleştiğine bağlı olarak sizin için aslında neyse duygusal güvenlik ve emniyet içinde gerekli olan şeyin bu olduğunu lütfen anlayın. Ama bu yengeç yeni ayı bize yeni bir umut veriyor. Bu yeniden başlayabilirim ruhunu bizde harekete geçiriyor. Eskisinden daha güçlüyüz. Yüzleşemeyeceğimizi düşündüğümüz korkularla yüzleştik. Büyük olasılıkla bir veya daha fazla çok zor şeyler yaşadık ve bu bizi çok fazlasıyla değiştirdi. Çünkü Plüto bizi kalıcı olarak her zaman değiştirir, bizi ruh seviyesinde evrimleştirir. Şimdi burada benimle beraber lütfen tekrarlayın. Daha önce asla sahip olamayacağımı düşündüğüm bir şeyi şimdi hayatıma geçireceğim. Kendi irademi ortaya koyuyorum. Ruhumun arzusunu ortaya koyuyorum. Ve bunu gerçekleştirecek bir yol bulacağıma inanıyorum. İlahi sistemle beraber çalışacağım ve hayatım bana getirdiklerini yaşarken sadece aslında bir ruh olduğuma ve kalbimin en çok istediği şeyi deneyimleyeceğime güveniyorum. Şimdi bunlar neden oluyor? Plüto ve Oğlak döngüsünün kapanışındaki iyimserliğin tabii ki bir kısmı. Plüto her zaman yeniden yaratma yeteneğe de sahiptir. Eski benliğimizde böyle döktüğümüz kısmını alır ve kaybettiğimiz şeyleri böyle yeni bir formda yeniden yaratır. Kaybettiğimiz her şey yeni formda yeniden yaratılabilir. İlahi benliğimiz gerçek kim olduğumuzu aslında bilen kısmımız, kim olduğumuzu hatırlayan kısmımız ve eğer şu anda kaybettiğim şeyi nasıl geri alacağımı bile bilmiyorum diyorsanız size bu yeni ay yardım edecek ve ego benliğiniz değil bu yardım edecek bir nevi de alt benliğiniz, ilahi benliğiniz olacak. Bu yeni rüyayı yaratma gücünüzün olduğunu aslında bilen kısmımız her zaman. Bu yeni ay Sirius yıldızıyla bir kavuşum yapıyor dedik. Yıldız Sirius bizim perspektifte göre baktığımızda gökyüzünde aslında en parlak yıldızdır. Bu yeni ayı oldukça da tabii ki özel kılıyor. Çünkü bu yıldız o kadar parlaktır ki güneşimizden bile 24 kat daha parlaktır. Bu yüzden
top frekanslı bir ışık yayar, bize sezgisel farkındalığımızı arttırma kapasitesi de verir, bilincimizi genişletir ve daha yüksek bir frekansta da yaşama kapasitesi bizlere verir. Başka bir deyişle bu bir ruhsal portal enerjisidir aslında. Jüpiter'e benzer şekilde çalışır ve farkındalığımızı arttırarak daha umutlu hissetmemizi sağlar. Daha önce mümkün olduğunu aslında hissetmediğimiz şeyleri görmemizi sağlar. Sirius, Tanrıça aslında Isis'le ilişkilendirilir ve Isis şifa gücü ve sihir yaratma gücüyle bilinen Mısır tanrıçasıdır. Bereket ve bollukla, zenginlik ve kutsamalarla ilişkilidir. Bu yeni ay sırasında Venüs'ün Satürn'e geniş bir üçgen yapması da oldukça tabii ki çok özel bir durum. Satürn'den gelen üçgenler de son derece destekleyici olacak üçgen açılar. Temel oluşturan bunlar enerjiler. Venüs Yengeç Burcu'nda Su Burcu'ndayken Satürn Retro'da ve Balık Burcu'nda yine bir Su Burcu'nda olacak. Bu ileriye akan iyileştirici, kalp iyileştirici bir enerji olacak. Ve bu yeni ay sırasında Venüs'ün Şiron'a kara yapacak olması da zaten ayrı bir ilginçlik taşıyor. Şiron çünkü yaralı şifacı arketipidir. Bir hassasiyet, bir kırılganlık, duygusal olarak böyle tetiklendiğimiz bir çekirdek yara, belki terk edilme, ihanet veya utanç yeridir. Hepimizin içinde bir çekirdek yara mutlaka vardır ve Venüs'ün Şiron'a kara yapması duygusal bir tetikleyici olacak ama aynı zamanda bize kendimize böyle şefkatle sarılmak için harekete de geçirecek bir tetikleyici olarak görüyorum bunu. Kendimize olan sevgimizi göstermek, bu duygusal tetikleyiciyle nasıl başa çıkabileceğimizi öğrenmek, kendimize ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayabileceğimizi göstermek için de çalışacak. Bu yeni ay sırasında geçmişte yaşadığımız bazı kayıpları yeniden kazanma, yeniden yaratma gücümüzü olduğunu hatırlatan bir enerji var arkadaşlar. Bu ilahi olanla aslında bir ortaklık kurarak hayal ettiğimiz şeyleri deneyimleme gücümüzü bize hatırlatıyor olacak. Venüs'ün tabii ki Satürn'le bu geniş üçgen açısı hayatımızda çok destekleyici bir temel oluşturma kapasitemizi de aslında vurguluyor. Bu yeni ay bize duygusal güvenlik ve emniyet sağlayan özellikle şeylere evet dememiz için yeni bir fırsat sunuyor. Kendimize olan sevgimizi göstermemiz ve içsel güvenliğimizi yaratmamız için de müthiş bir fırsat diyebilirim. Bu yeni ay enerjisinde kalp iyileştirici bir enerji var. Özellikle Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki döngüsünün kapanışına da eşlik eden bir kalp iyileşmesi. Kendimize olan sevgimizi yaratmamız için bir fırsat. Yeni ayın enerjisinin hayatımıza sevgiyle akması dileğiyle tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlar, yeni ay eviniz, ailenizin yer aldığı 4. evinizde yükseliyor. Güneş 5. evinizi tabii ki yönetiyor. Bu nedenle çocuklarınız, yaratıcılığınız gibi konuları da bu yeni ay gündeme haliyle getirecektir. 5. ev yatırım yaptığınız yerleri, neşe ve zevk arayışımızı, sanatsal uğraşlarımızı, yaratıcı faaliyetlerimizi veya akşamları veya hafta sonları özellikle yaptığımız eğlence aktivitelerinin tamamını kapsıyor. Ayrıca sevgilimizi veya çocuklarımızı da ifade ediyor. Ay evinizi, ailenizi ve geleneklerinizi temsil eden 4. evinizi yönetiyor haritalarınızda. Bu temaları geliştirerek, bunları hayatınıza getirerek yeni bir ay başlatmak, tohumlar ekmek, istediğiniz bir şeyin başlangıcı olması için aslında bu yeni ay sizler için çok uygun. 4. ev geçmişinizi, kişisel hayatınızı, ebeveynlerinizi, büyük annelerinizi, büyük babalarınızı, hatta atalarınızı ve bu evde sizinle yaşayan insanları da temsil ediyor. Ayrıca yetiştirilme tarzınızı ve aileyle, aile gibi hissettiren özellikle insanlarla olan ilişkilerinizde ifade eden bir yerdir. 4. ev sizi şekillendiren insanları ve yaşam olaylarının tamamını aslında kapsar. Bu 4. evde bir yeni ay başlaması ve bu yeni ayı bu temalar için kullanmak gerçekten sizin için çok önemlidir. Güvenli bir sığınak yaratmak, inanç ve tutkuyla çalışmak,
birazcık daha pratik olmak anlamına da gelir. Yeni bir şey başlatmak, yeni gelenekler oluşturmak, soy ağacınızı anlamak ve köklerinizi keşfetmek için aslında harika bir fırsat tabii ki. Dördüncü evde bir yeni ay nerede yaşadığınızı, nereye ev olarak adlandırdığınızı ve kimin aileniz olduğunu biraz sorgulamanızı sağlar. Bu kan bağıyla olan aile veya bir başka seçilmiş ailede olabilir zaten. Evde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız veya taşınmayı düşünüyorsanız, kendinize yeni bir ev açmayı düşünüyorsanız bu yeni ayın enerjisinden gerçekten çok net yararlanabilirsiniz. Evinizde küçük bir yenilenme projesi başlatabilirsiniz. Örneğin oturma odanızı yeniden belki dekore etmek veya mutfakta yeni bir düzen oluşturmak evinize taze bir enerji getirecektir. Köklerinizi keşfetmek ve ailenizin böyle geçmişini daha iyi anlamak için de bir soy ağacı projesi aslında başlatabilirsiniz. Bu ailenizin tarihini öğrenmek ve çocuklarınıza bunları aktarmak için de aslında harika bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir ev satın almayı eğer düşünüyorsanız araştırmalara başlamak için de harika bir dönem olduğunu da belirtmek istiyorum sizler için. Ayrıca mevcut evinizi yenilemek veya yatırım amaçlı bir mülk satın almak için de çok net planlar yapabileceğiniz bir dönemden bahsediyorum. Evinizde huzurlu bir atmosfer yaratmak eğer istiyorsanız yeni ay bu hedefe ulaşmanıza inanılmaz derecede yardımcı olacak zaten. Evde benzeri bir kendinize, evde böyle kendinize benzeri bir alan, ev gibi benzeri bir alan oluşturmak için belki de bitkiler, rahatlatıcı renkler ve doğal malzemeler kullanabilirsiniz. Bu hem ruhsal hem de böyle kendinizi daha fiziksel olarak aslında çok rahatlamanızı sağlayacak sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Selam Burcu Boğa olanlar, Yengeç Yeni'ye sizin için enerji dolu bir açı yaparak sizin burcunuza taze bir esintiyle hayatınıza girecek bir defa. Daha önce böyle problem gibi görünen konularda yeni fırsatlar veya çözümler bu yeni ay size getirebilir hayatınıza. Bu etkiler zihniyetinizin veya iletişiminizin aslında yer aldığı 3. evinizde her şey gerçekleşiyor. Bu ev lojistik problem çözme, Merkür'le ilgili işlemler, kiralama, sözleşmelerin imzalanması, hatta kısa seyahatler, cihaz tamiri ve sonuçta ilişkilerle de ilgili bir ev alanı. Ayrıca bir kardeş ve yakın çevreyle olan ilişkilerimizin de tamamını kapsıyor. Bu yeni ay sırasında büyük olasılıkla size çok yakın ve önemli olan bir ilişki veya bir konu üzerinde çok fazla bir defa düşüneceksiniz. Günlük hayatınızı böyle daha iyi hale getiren ilişkilerle uğraşmanız çok büyük olasılıkla. Bu dönemde bazı şeyleri böyle yeniden hayal edebilir ve daha önce yaptığım şeyden farklı bir şey yapmak istiyorum diyebilirsiniz artık. Örneğin yeni bir araba almak veya günübirlik ya da uzun bir hafta sonu gezileri planlamak da bu evin konuları içinde zaten. Bunları da yapmayı isteyebilirsiniz. Kendinize daha fazla özen gösterecek, günlük yaşamınızda daha öz sevgi dolu ve besleyici bir şekilde yaşamanız için de aslında adımlar da atabilirsiniz bu yengeç yeni ayında. Yengeç yeni enerjisi de annelik enerjisini temsil eder bir nevi ve boğa burcu olarak bu yeni ayın getirdiği enerjiye çok gerçekten çok destekleyici bir açı alıyorsunuz. Bu yeni ay sırasında birçok boğa burcunun kendini aslında çok iyi beslenmiş, bol ve mutlu hissedeceğiniz bir an olabilir sizler için. Belki burada gruplarla, arkadaşlarla bir organizasyon yapabilirsiniz veya genel olarak kendinizi çok daha neşeli hissedebilirsiniz. Üçüncü ev aynı zamanda bizim serbest çalıştığımız İşlerin de evi olarak gösterilir. Bu dönemde yeni müşteriler kazanabilir. Örneğin bir başka web sitesi başlatabilir veya blog yazısına başlayabilir veya başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir kurs, bir eğitim programı hazırlayabilirsiniz. Bu yeni ay yeni hayaller kurmak ve daha önce mümkün olduğunu belki de düşünmediğiniz bir şeyi gerçekleştirmek için müthiş bir fırsat sizlere sunuyor. Eğer Plüto'nun Oğlak Burcu'ndaki döneminde bir dönüşüm yaşadıysanız, şimdi Plüto Kova Burcu'ndayken yeni bir döneme giriyoruz. Ancak Plüto Oğlak Burcu'na geri dönerek son bir defa daha geçiş yapacak. Bu yeni ay sırasında yeni bir ruh döngüsüne artık hazırız ve bu döngüyü duygusal olarak da çok net hissedeceğiz. Bu da zaten çok iyi haber bizler için. Boğa Burcu olarak Yengeç Yeni Ay'ın getirdiği bu enerjiyi
en iyi şekilde değerlendirerek hayatınızda çok olumlu değişiklikler yapabilirsiniz sevgili boğalar. Yeni fırsatlar ve çözümlerle dolu aslında bu dönemi kendi gelişiminiz ve mutluluğunuz için kullanmayı lütfen unutmayın sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili ikizler burcu, Yengeç yeni ayını deneyimliyoruz 5 Temmuz'da ve kazanç gelir evinizde, öz sevgi evinizde, öz kabul ve öz saygı, kendi değerleriniz evinizde yeni bir şeyi başlatıyor olacaksınız. Bu yeni ay sizin için öz sevginizi arttırmanız gerektiğini vurguluyor. Duygusal ihtiyaçlarınızı hissetmek ve neyin sizin için önemli olduğunu bilmek bu yeni ayda sizin için çok kritik. Bu durumu maddi güvenliğinizi ilgilendiren konularla uyumlayacaksınız. Çünkü dünyada kök salmış hissetmek ve maddi olarak ihtiyaçlarınızın karşılanabileceğine güvenmek gerçekten çok önemlidir. Çoğumuz için bu gelirimize ve nasıl para kazanacağımıza aslında bağlıdır. Yeni ayın ikinci evinizde olduğu bu dönemlerde genellikle paramıza bakar ve önemli kararlar alırız. Bilinçaltında parayla ilgili birazcık meseleler varsa onlar da tabii ki ortaya çıkabilir. Parayla olan ilişkimizin tam olarak iyileşmediğini eğer hissediyorsanız, paranın enerjisi veya paranın ruhu gibi kitapları incelemek gerçekten size çok iyi gelecektir. Parayla ilişkinizi iyileştirmeye yönelik birçok zaten kitap mevcut. Bu yeni ay sırasında maddi düzeyde tam olarak kök salmış ve güvende hissetmediğiniz şeyler gün yüzüne aslında çıkabilir sevgili ikizler ve para kazanma arzularınızı birazcık daha değiştirebilir. Daha fazla verici olduğunuzu fark edebilir ve enerjinizi geri çekmek isteyebilirsiniz bu durumda. Zamanınızı ve enerjinizi farklı bir şekilde para kazanmaya aslında yönlendirebilirsiniz. Örneğin bir ek iş eklemek veya çıkarmak gibi bu durumları girişebilirsiniz. Bu duygusal ihtiyaçlarınıza veya kendinize nasıl baktığınıza bağlı olarak tabii ki değişecektir. Enerjinizi sizin için en iyi şekilde kullanmak tabii ki bu yeni ayda da çok önemli olacaktır sevgili ikizler. Ruhunuzun mesajı bazılarınıza hitap edecek, bazılarınıza tabii ki etmeyecektir. Ancak ruh dönüştüğünüzü ve şimdi içten gelen güven duygusuyla artık adım atabileceğinizi söylüyor. Bu kolay bir şey değil, evet, ama şimdi kendinize daha bir güveneceksiniz ve yaratmaya artık zaten hazırsınız. Yeteneklerinizin sizin yaratma kaynağı olduğunuzu bilmek bazı şeyleri aslında çok hafifletebilir. Kendinize özgüveninizi çok arttırabilir. Kendinize fazla lütfen baskı yapmayın bu dönemde. Çünkü bu yaşamı daha stresli hale de getirebilecek şeylerdir bunlar. Yani yapmalıyım, yapmam gerekli. Bunları birazcık daha kendinizi baskılamadan ilerleyin. Don Michael Ruiz'in 4 Anlaşma kitabında söylediği gibi her zaman elinizden gelenin lütfen en iyisini yapın. Ancak en iyiniz gün be gün değişir tabii ki. Önceki gün veya hafta yaptığınız en iyiyi her zaman yapacak enerjiniz olmayabilir. Bu nedenle bulunduğunuz her durumda kendinize öz sevgi ve öz saygınızı göstermek çok önemli. Kendinizi kabul edin ve şefkatle lütfen kucaklayın. Çünkü bu yeni ayın enerjisiyle birlikte büyüme ve dönüşüm fırsatlarını daha iyi değerlendirebilirsiniz sevgili ikizler. Tekrar bir başka videoda ayınız ve doğum gününüz kutlu olsun sevgili yengeçler. Bildiğiniz gibi benim de yükselen burcum yengeç. Bu yüzden yengeç yükselen olanlarınız yeni ayı birinci evlerinde deneyimleyecekler. Benim gibi aynı. Birinci ev rollerimizdir, kimliğimizdir, kendimizi nasıl gördüğümüz ve başkalarımız bizi nasıl görmesini istediğimiz ile ilgili olan ev alanıdır. Bu ev öz imajımızı ve yaşam enerjimizi de aslında kapsar. Bir yandan da sağlık sorunlarının da birinci evle ilişkilidir aslında. Bu yeni ay sırasında daha önce mümkün olduğunu böyle düşünmediğiniz bir şeyi hayal etme cesaretine sahip olacağız bir nevi. Bu durum genel etkilerde bahsettiğim açılar nedeniyle gerçekleşecek. Eğer henüz izlemediyseniz
o videomu mutlaka geri dönüp izleyin. Birinci ev her zaman bizim dediğim gibi kimliğimizle ilgilidir ve bu ünvanlarımız da kapsar aslında. Kimileriniz iş konusunda yeni bir rüya kuruyor olabiliriz. Kimilerimiz ise bir partnerle ilgili yeni bir rüya peşinde olabiliriz. Bu aile ilişkileri veya ünvan verdiğiniz her şeyle aslında ilgili olabilir. Yeni bir iş kurmak, evlenmek, çocuk ya da torun sahibi olmak gibi. Bu istekler uzar gider. Örneğin uzun süredir kendi işinizi kurma hayali yaşıyor olabilirsiniz ve bu yeni ay bu hayalinizi gerçekleştirmek için mükemmel bir zaman diyorum sevgili yengeçler. İş planlarınızı gözden geçirip gerekli adımları atmaya artık başlayabilirsiniz. Bazılarınız içinse yeni ay evlilik ve aile kurma hayallerinizi gerçekleştirmek için bir fırsat da olabilir. Belki uzun süredir böyle birlikte olduğunuz partnerinizle beraber ilişkinizi bir adım ileriye taşıyabilir ve evlilik planları da yapabilirsiniz. Evlilik sadece iki insanın hayatlarını tabii ki birleştirmesi değildir. Aynı zamanda yeni bir kimlik kazanmanız anlamına da gelir. Artık sadece kendiniz değil, aynı zamanda bir eş olarak da yanınızda birisi vardır. Bu hayatınıza yeni bir anlam ve yeni bir enerji katacaktır tabii ki. Belki de gönüllü çalışmalara katılmak ya da bir topluluğa liderlik etmek istiyor olabilirsiniz. Bu yeni ay ne projeniz varsa tüm projelerinizi onaylıyor. Bu tür projeleri başlatmak için de mükemmel bir zaman diyebilirim. Örneğin çevre konularında duyarlıysanız bir çevre koruma grubu oluşturabilirsiniz veya mevcut bir gruba katılarak aktif rol alabilirsiniz. Bu tür çalışmalar hem topluma katkıda bulunmanızı sağlar. Eğer bilgi ve deneyimlerinizi zaten başkalarıyla da paylaşmak istiyorsanız bu yeni ayda öğretmenlik veya mentorluk yapmayı da çok net düşünebilirsiniz. Belki bir eğitim programı oluşturabilirsiniz veya gençlere yol gösterici olabilirsiniz. Bu hem böyle sizin için hem de aslında başkaları için çok değerli ve kıymetli olacaktır. Tabii ki yengeç enerjisi duygusal ihtiyaçlarımızla da ilgili bu yeni ayda neye ihtiyacımız olduğunu düşünecek ve çok daha netleştireceğiz konuları. Bu yeni ay sırasında niyet tohumlarını ektiğimiz şeyle hayatımızın yönü çok bağlantılı olacak. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ruhunuzdan gelen mesaj yeni ve farklı olana artık evet demeniz gerektiğidir. Aslında kendi konfor alanınızdan çıkın sevgili yengeçler. Bir süredir zaten bu hissi yaşıyor olabilirsiniz ve mesaj şu olacak zaten yeni ve farklı olana evet demek önemli bu çünkü yeni ayda artık çok farklısınız ve artık yeni şeylere kendinizi birazcık daha net açmanız gerekli. Plüton Oğlak Burcu'na girdiğinde ve yengeç enerjisiyle ya da Oğlak Terazi ve Mars gezegenlerinizle veya orta noktalarınızla bağlantı kurduğunda siz de aslında çok değişmiş olacaksınız. Bu nedenle kendinizi yeni bir kimlikle, yeni böyle gözlerle görmeniz şimdiden çok önemlidir. Bu yeni ayda kendinizi yeniden keşfetmek ve yeni başlangıçlara evet demek için mükemmel bir zaman sevgili yengeçler. Her birimizin hayatında bu yeni ayın getireceği değişim ve yenilikler sizi daha güçlü ve kendinden emin bir hale getirecek. Unutmayın ki bu süreçte kendinizi ve ihtiyaçlarınızı çok doğru bir şekilde tanımlamak yeni başlangıçlara adım atarken size rehberlik edecektir. Herkese mutlu ve başarılı bir yeni ay dönemi diliyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili aslanlar, yeni ay yengeç burcunda gerçekleşiyor ve bu sırada sizler duygusal ihtiyaçlarınızın çok net farkına varacaksınız. Güvende ve emniyette hissetmek için nelere ihtiyacınız olduğunu daha iyi anlayacağınız bir yeni ay olacak bu. Bu yeni ay 12. evinizde gerçekleşecek ve 12. ev duygularımızın derinlemesine inebileceğimiz derin bir bilinçaltı olan yerdir aslında. Bu ev dinlenme, inziva, içsel, mistik yolculukların ve bilinçaltı zihnin de evidir. Burada bir ruhsal uyanış yaşayabilirsiniz. İlahi olanla bağlantıda daha uyumlu hale gelebilir. Kendi kök inançlarınızı fark etme ve bunları iyileştirme deneyimleri de çok
net yaşayabilirsiniz. Bu tür şeyler, aydınlanmalar, epifaniler ve birçok şeyin gün yüzüne çıkması gibi deneyimler olabilir. 12. evde bunların tamamı meydana gelebilir. 12. ev aynı zamanda bitişlerin de evidir. Genellikle burada bir şeylerden kurtulur, bir nevi bir katmanı atarız. Bu yeni ayın haritanızdaki gezegenlere veya noktalara, orta noktalara yaptığı açılara bağlı olarak bu deneyimi farklı derecelerde hissedeceksiniz. Ancak Sirius yıldızının bu yeni ayla kavuşumu nedeniyle bunu güçlü bir şekilde hissedeceğinizi düşünüyorum sevgili aslanlar. Eğer haritanızda aktive eden dereceler varsa ve bunları daha net yaşayacaksınız. Ayrıca rüyalar da size bu dönem çok yol gösterici olabilir. Gece gördüğünüz rüyalar size çok derin mesajlar getirebilir sevgili aslanlar. Bilinçli rüyalar ya da sizi yeni bir yaşam bölümüne, yeni bir başlangıca veya asla yapmayı düşünmediğiniz veya bir şeyi yapmaya yönlendiren rüyalar da olabilir. 12. ev mesajları bu kadar yoğun ve tutkulu olabilir bu dönemde. Onun için rüyalarınızı daha evvel yazmıyor olsanız bile bu dönem lütfen yazın sevgili aslanlar ve niyetlerinizi de verin. İlahi gelen mesajlara açık olun. Çünkü oldukça ilahi bir yengeç yayını ayı yaşayacağız bu ay bizler. Bu yeni ayın size çok şey öğreteceğini düşünüyorum. Öğretmek diyorum çünkü yengeç enerjisi insanlarından ve enerjisinden çok şey öğrenecek ve gelişecek ve evrim geçiriyor olacaksınız. Ve nacizane bu dönemde affetmek istediğiniz ama bir türlü aslında affedemediğiniz tüm kişileri de lütfen affedin ve onlarla yüzleşin. Çok olumlu, iyi enerjiler size getirecektir. Bu olumlu yeni ay enerjisinin hayatınızda her alanda olumlu ve aktif olmasını temenni ediyorum sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Başak Burcu, bu yengeç yani ayı sizin enerjine çok güzel bir açı yaparak hayatınıza yeni fırsatlar ve çözümler sunuyor olacak. Önceden böyle belirsiz olan durumlar şimdi artık çözüme kavuşuyor Başak Burcu için ve bu yeni ay 11. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev umutlarınızı, dileklerinizi, hayallerinizi, dostluklarınızı, ittifakları destekleme hissinizi ve uzun vadeli aslında finansal kazançlarınızı temsil eder. Bu nedenle bu evin enerjilerini kullanarak hayatın bolluğunu alabilmek için çok açık olmanız bu yeni ayda çok önemli. Başak Burcu olarak bu destekleyici açı sayesinde olumlu bir ilerleme hayatınızda hissedebilirsiniz. 60'lık açılar, 60 derecelik açılardan faydalanmak için biraz harekete geçmek gerekir. Bir ihtiyacınız olduğunu fark ettiğinizde ve bu ihtiyacı öyle özellikle dile getirdiğinizde çözüm de zaten ortaya çıkar. Şimdi bir kapı açılır ve siz de o kapıdan geçersiniz. Yardım istemeniz evet gerekebilir ve genellikle 60'lık açılarda yardım istemek zorluk yaratmaz. Kendinizi çok akışta hissedersiniz. İhtiyacınız olduğu için bunu yaparsınız ve bu da zaten çok normaldir. Ruhunuzdan gelen mesaj ise desteği, bereketi ve yardımı aslında hak ettiğinizdir. Zaten bunu istemekten de lütfen çekinmeyin ve hayatın size sunduğu nimetleri hak etmek zorunda olmadığınızı da bilin. Bu birçok kişi için büyük bir zihin değişikliğidir aslında. Özellikle oğlak ve yengeç enerjilerinden bir şeylerin iyi gitmesi durumunda insanlara borçlu olduğumuzu bizler düşünürüz. Evet, genellikle de bunu geri vermek isteriz ama bu farklı bir enerji. Geri vermek istemekle bir şeyi hak etmek zorunda olduğumuzu düşünmek arasında çok büyük fark vardır arkadaşlar. Ruhunuz size hayatınızdaki iyi şeyleri hak etmek zorunda olmadığınızı artık vurguluyor. Zorlamadan sadece kabul edin ve alın. Çünkü bu zaten sizin hakkınız. Zaten çok fazla veriyorsunuz ve verdiğiniz şeyle aldığınız şey arasında bariz bir ilişki olmayabilir zaman zaman. Bu da alma ve verme dengesini tabii ki etkiler. Evren birazcık böyle tuhaf yollarla çalışıyor. Bırakın bolluk size aksın. Bırakın zorluklar da, bırakın böyle zorunluluklarla hissetmeyi. Yapacağım, yapmak zorundayım. Bu cümleleri lütfen kurmayın artık sevgili başaklar. Tekrar başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Terazi Burcu,
Kariyer, miras gibi, emeklilik gibi konularla ilgili 10. evinizde bu yerde bir yeni ay meydana geliyor. Yeni ay yansımalar, tohum ekme ve niyet belirleme zamanlarıdır. Kariyerinizle ilgili bir şey üzerinde eğer düşünüyor iseniz bu ev aslında hayatınızın amacına uyumlu bir şey yapmak istediğiniz ev alanıdır. Zamanınızı nasıl geçirmek istediğinizi bu dönemde çok net daha bir düşünebilirsiniz. Size en çok ne mutlu ediyor? Size en çok ne heyecanlandırıyor? Nereye geri dönmek istiyorsunuz? Yaratıcılığınızı nasıl ifade etmek istiyorsunuz? İşte Yengeç Burcu'ndaki bu yeni ay yeni bir hayal kurma cesaretini sizlere veriyor ve bu soruların cevaplarını da almaya sizi hazırlıyor. Bu bazıları için bir yelken macerasına çıkma isteği ya da yazı yazmak ya da fotoğrafçılık gibi bir şey yapmak isteği de olabilir. Bu macerayı yaşayıp tüm dünyayla paylaşmak aslında isteyebilirsiniz. Bu hayalinizi bile gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Yengeç Burcu'ndaki yeni ay size bir kara açı yapıyor ve bu da size bir baskı ya da bir gerilim hissi üzerinizde yaratıyor olabilir. Bir şeyleri böyle hayatınızda değiştirme, ayarlama yapma ihtiyacını evet çok net hissedebilirsiniz. Çünkü kara açılar harekete geçme zorunluluğunun aslında hissettiğimiz alanlardır. Ruhumuzdan gelen mesaj kendinizi ilk sıraya koymanız gerektiği aslında bu yeni ayda. Bu sizin için çok şifalı bir yeni ay olabilir sevgili teraziler. Birini ya da bir şeyi geri bırakmaktan lütfen korkmayın artık. Genel etkilerde bahsettiğim gibi bir görev ya da yükümlülüğün karmik bir tamamlanmasını hepimiz yaşayacağız. Ve bu tamamlanmayı kabul edip artık ilerlememiz gerekiyor. Bu birini terk etmek gerektiği anlamına gelmiyor tabii ki. Sadece kendinize ve ruhunuzun yolculuğuna sadık kalma gerekliliği anlamına geliyor. Bu ortaklıkta ya da bir durumda kalabiliyorsanız bu durum ruhunuzun yolunu destekliyorsa harika bir yol alabilirsiniz sevgili teraziler bu yeni ayda. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Akrep Burcu, şu anda Yengeç Burcu'ndaki yeni ay sizin enerjinizde çok olumlu bir üçgen açı yapıyor. Bu pozitif enerji akışı yaşamsal anlamda kolaylık anlamına geliyor. Adeta rüzgarın arkanızdan esmesi veya bir nehirde süzülmek gibi diyebiliriz. Yani varmak istediğiniz noktaya götüren bir enerji bu yeni ay sizler için. Sizi güzelliğe doğru da yönlendirecek. Genişlemeye ve çok açık olduğunuz bir dönem. Ve bu süreçte ne öğrenmek istediğinizi kendinize sormanız gerekiyor tabii ki. Hangi maceraya atılmak istiyorsunuz? Hangi alanlarda genişlemek istiyorsanız bunların tüm cevaplarını alabileceğiniz bir yeni aydan, bir dönemden bahsediyorum. Bu genişleme metafiziksel konularda da aslında olabilir. Daha fazla astroloji öğrenmek veya tarot gibi başka metafiziksel konulara ilgi duymak da bu dönemde isteyebilirsiniz. 9. ev aynı zamanda böyle yüksek lisans veya doktora yapmak, başka bir kültüre taşınmak, yeni bir dil öğrenmek veya uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmak, yabancı ülkelere seyahat etmek gibi şeylerle de aslında ilgilidir. Zihninizi genişleten, sizi yeni maceralara taşıyan ve farkındalığınızı bir sonraki seviyeye çıkaran her şey bu dönemde sizin için ön plana çıkabilir. Bu yeni ayın etkileri bazı akrep burçları için öğrenimle bağlantılı olabilir. Evet, bu süreç sadece böyle spiritüellik veya metafizik konularıyla sınırlı değil elbette ki. Aynı zamanda bir şey böyle yayınlıyor da olabilirsiniz veya mesajınızı dünyaya yayıyor olabilirsiniz. Bu dönem aslında yeni bir vizyon için tohum ekmekle ilgili olacak sizler için. Ruhunuzun size verdiği mesaj nimetleri tabii ki kabul etmek ve almakla ilgili olmalı. Bu umut verici ve iyimser bir enerji bu yeni ay. Bu yeni enerjiyle hayatınıza belki de yeni bir aşk, yeni böyle romantik macera da gelebilir sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili yay burçları, Yengeç Burcu'ndaki yeni ayı 8. evinizde deneyimliyor olacaksınız. Bu ev güç, ölüm ve yeniden doğuşun ve dönüşümün, ortaklıkların ve para ve ortak paralar gibi konuların
aslında tamamını kapsar. Aynı zamanda cinselliği de temsil eden bir ev alanıdır. Bu dönemde derin bir güvenlik duygusunu sağlayan unsurlarla yeni bir rüya görme cesaretinde aslında bulunacağınız bir dönemden bahsediyorum. Yengeç enerjisi duygusal güvenlikle de ilgilidir ve bu enerji yeni başlangıçlar için bir tohum ekme dönemidir. Bu yeni ay sizin için bir partnerle de ilgili olabilir. Bu duygusal olarak açılmak istediğiniz biri de hayatınızda olabilir. Ayrıca yatırımlarınız, borçlarınız ve uzun vadeli planlarınızla da ilgili konuları da kapsayabilir. Bu dönemde ister iş ortağı, ister romantik bir partner olsun, karşılıklı aslında finansal güvenliğinizi arttırmanın yollarını düşüneceğiniz bir yengeç enerjisi var. İhtiyaçlarınız daha bir netleşiyor. Duygusal olarak sizi böyle güvende hissettiren şeyleri artık çok daha net belirliyor olacaksınız. Sevgili yay burçları, ruhunuzdan gelen mesaj şu yeni ayda şudur ki ortaklıkta, zenginlikte yeni bir rüya görmeye lütfen cesaret edin. Ve her şeyden önce bunu yaratma kapasitenize de lütfen inanın. 8. ev konularında istediğinizi yaratabileceğinize inanın. 21 Temmuz sonuna kadar, 21 Haziran'dan Temmuz sonuna kadar olan süreçte Oğlak ve Yengeç burcundaki ay döngüleriyle hepimiz çok derin bir seviyede bir dönüşüm yaşıyor olacağız arkadaşlar. Oğlak Yengeç ekseni kendimize hem duygusal hem de maddi olarak aslında bakmayı ifade ediyor. Bu dönemde hem duygusal hem de maddi güvenliğimizi sağlama yolunda çok ciddi adımlar atacağız. Bu yeni ay dönemi yay burçları için önemli bir dönüşüm ve yeni başlangıçlar fırsatı sunuyor olacak. Bu süreçte duygusal ve maddi güvenliğinizi sağlayacak adımlar atarak hayatınızda çok derin ve anlamlı değişiklikler yapabilirsiniz sevgili yaylar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili oğlaklar, Plüto'nun Oğlak burcundaki transiti kesinlikle sizin için çok etkileyici oldu. Başka bir yengeç ayı videomda yengeç burcundaki yeni ayın neden önemli olduğunu ve hikayenin bir parçası olduğunu anlattım zaten. Hikaye Oğlak burcundaki ilk dolunayla başlıyor. Ardından yengeç burcundaki yeni ay gerçekleşiyor ve sonra ikinci dolunay yine Oğlak burcunda sizin burcunuzda oluyor. Eğer henüz izlemediyseniz lütfen geri dönüp izlemenizi öneririm. Muhtemelen bu ruh döngüsünün sonunu artık çok net hissediyorsunuzdur. Plüton'un Oğlak burcundaki artık hikayesinin sonuna geldik ve bu gerçekten çok iyi bir haber hepimiz için. Çünkü duygusal olarak çok büyüdük, psikolojik olarak olgunlaştık ve ruh seviyesinde bir anlamda da sizler çok büyük evrim geçirdiniz. Şimdi yengeç burcundaki yeni ay ile birlikte yeni bir hayal kurmaya artık hazırsınız. Bu yeni bir rüya kurmaya cesaret etmekle de ilgili aslında. Sizin için Oğlak burcunda bu 7. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Tabii ki 7. ev deyince biraz daha evlilikle, partnerle ilgili durumlar gündemde olacak ve eğer zaten bir partneriniz de varsa bu profesyonel ortaklıklar, hatta romantik aşkla da ilgili taahhütlü ortaklıklar anlamına da gelebilir. Bu tüm taahhütlü ortaklıkların aslında tamamını kapsar. Biriyle sırt sırta verdiğiniz, onların da sizinle sırt sırta verdiği en iyi arkadaşlıklar, yetişkin bir çocuğun ebeveyniyle olan ilişkisi de olabilir. Hayatınızda çok önemli gördüğünüz herhangi birisi de olabilir bu hayatınızda. Bu yeni bir vizyon geliştirdiniz ya da yapmak istediğiniz yeni bir şeyin aslında olduğu yerdir. Bazılarınız için çok önemli bir diğer kişiyle yeni bir macera da planlıyor olabilirsiniz. Diğerleriniz belki de yeni bir iş ortağı edinmek üzeresiniz. Belki de bir partnerle aradığınız tüm özellikleri kafanızda çok netleştiriyor ve belirliyorsunuzdur. Bu her ne olursa olsun bu yeni ayda ortaklıklar hakkında çok düşünüyorsunuz ve evren size enerjinize uygun artık bir eş bulabileceğinize ya da onu kendinize çekebileceğinize dair güven duymanızı söylüyor ki
Bu böyle de olacak zaten. Bu herkes için farklı olacak ama ortaklık hayatınızda büyük bir yükselme yaşıyorsunuz sevgili oğlaklar. Büyük resimde bu yükselme yeni bir rüya, yeni bir vizyon, geçmişten bir şeyi, belki de bir suçluluk ya da pişmanlığı artık serbest bırakmanız gerekebilir. Bu destek geçmişinizi bıraktığınız sürece ve Pluto'nun Oğlak Burcu'ndaki ruh döngüsünü geçirmiş yeni bir kişi olarak kendinizi yeni gözlerle gördüğünüz sürece istediğinize sahip olabilirsiniz. Oğlak Burcu'na ruhsal mesaj şudur ki uzun bir yol kat ettiğiniz artık ve artık yeni bir bölüm başlıyor sizler için. Gelecekteki benliğinizin size rehberlik etmesine lütfen izin verin. Gelecekteki benliğinize odaklandığınızda nasıl olacağınızı ve başkalarının sizin hakkınızda ne söylemesini istediğinizi hayal edin. En yüksek ideallerinizin ne olmasını istersiniz? Bu gelecekteki benliğinize dair size zaten birçok ipucu verir. Bu kısmın size rehberlik etmesine lütfen izin verin sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Kova Burcu, bu yeni ay Oğlak Dolunay'ı sonrasında artık Kova çağının başlangıcı. Evet, bazıları tamam bu yeterli diyebilir ama bu gerçekten Kova çağının başlangıcı arkadaşlar. Diğer Yengeç yeni videomda da ikinci Dolunay'ın Pluto'ya yaptığı açılardan bahsettim. Bu açı gelecekteki kendimizi bizi ileriye çektiği bir durum yaratıyor olacak. Bu çok önemli. Bu videomdan sonra mutlaka Yengeç yeni ayıyla ilgili olan tek videomu da izleyin. Bu Yengeç yeni ayı sırasında 6. evinizdeki duygusal, ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı özellikle etkileyen şeyler çok net hissediyor olabilirsiniz. Bu ev aslında holistik alışkanlıklarımızın ve yaşam tarzımızın optimal sağlığını belirlediğimiz de yer alanıdır. İşinizi ne kadar, eşinize ne kadar esnek olduğunuzu, ne kadar özgürlüğe sahip olduğunuzu, yaşamınızdaki dengeyi ve bedeninizde nasıl hissettiğinizi içeren ev alanıdır. Bu kendinize özen göstermeyi ve aynı zamanda da günlük rutinlerinizi de içeren ev alanı tabii ki. Aynı zamanda da sağlığımızı da gösteren ev alanıdır. Yeni bir ay olduğu için ileriye doğru ne yaratmak istediğimizi düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Günlük işlerinizde şöyle bir düşünebilirsiniz. Yeni bir iş yaratmayı hayal edebilirsiniz. Özellikle kendinize yeni bir iş vizyonlayabilirsiniz. Belki de terfi etmek veya yeni bir işe başvurmak isteyebilirsiniz. Tabii ki sağlığınız gündemde olabilir bu yeni ayda. Egzersiz rutinlerinizi düşünebilirsiniz. Yediğiniz yiyecekleri tekrardan bir gözden geçirebilirsiniz. Kilo vermek veya almak isteyebilirsiniz. Spor salonuna gitmek veya yoga yapmak da bu dönemlerde isteyeceğiniz o isteklerinde daha da bir artacağı dönemler olacak. Bu taze bir başlangıç olacak sizler için. Bunlarla ilgili tüm başlangıçları bu dönemde yapabilirsiniz. Ve özünde sahip olduğunuz her şeyi, duygusal ihtiyaçlarınızı, güvenlik ve emniyet için bu tümamını kapsayan bir enerji var zaten. Ve bedeninizi çalıştırdığınızda duygusal olarak da kendinizi çok güvende hissedeceğiniz bir dönem. Bu fiziksel güç, duygusal gücünüze ve istikrarınıza da tabii ki yansıyacak sevgili kovalar. Size ruhtan gelen mesajınız şudur ki ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Eğer tekrar eden bir düşünce, içsel bir mesaj alıyorsanız devamlı veya rüyalarınızda bir mesaj varsa aynı mesajı da alıyorsanız ruhunuz sizi bunu dinlemenizi ve artık harekete geçmenizi söylüyor olacak. İçgüdülerinize lütfen güvenin ve lütfen harekete geçin. Çünkü Kova çağına girerken bu ilham verici enerjiyi kendi yaşamınıza entegre edin. Yeni başlangıçlar, sağlıklı alışkanlıklar ve duygusal denge için bu dönemi en iyi şekilde lütfen değerlendirin. Ruhunuzun rehberliğine güvenin ve içsel mesajlarınızı dinleyerek harekete geçin sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.
Sevgili balıklar, Yengeç Burcu'nda gerçekleşen yeni ay sizin aşk, romantizm, çocuklar, yaratıcılık, eğlence ve konforlar evinizde yer alıyor. Bu enerjiyi sevmemek hiç mümkün mü? Yengeç Burcu'nda bu güzel yeni ay enerjinizi tabii ki üçlüyor ve bu enerjinin akışını sağlıyor. Sizler bu yeni ayın güzelliğini bu alanlarda yeni bir rüya kurma cesaretini aslında deneyimleyeceksiniz. Bazılarınız için bu yeni bir yaratıcı proje anlamına geliyor. Sizi gerçekten aydınlatacak ve ilham alacaksınız. Diğerleriniz içinse belki bir çocuk sahibi olmak istiyorum veya böyle çocuklarla çalışmak istiyorum. Dilekleriniz olabilir bu yeni ayda. Belki de bir kitap yazmaya, bir galeri sergisi, galeride bir sergi açmaya veya bir senaryo yazmaya hazır olabilirsiniz. Her birimiz için tabii ki bu enerji farklı çalışacak. Ama size şunu tavsiye ederim ki dualarınızı bu sürece lütfen dahil edin. Hayallerinizi hissedin. Dua etmek için kendinize özel senaryolar yazın. Vizyon panoları oluşturun. Bu yeni ay enerjisi gerçekten aktif olarak yaratmak için mükemmel bir zaman. İstek tohumlarını bir ritüel biçiminde lütfen ekin. Bu yeni bir enerji ve ektiğiniz her tohum daha da büyüyecektir. Bu yeni ay için çok güzel bir yer zaten. Bu yeni ayda sizi gerçekten aydınlatacak biriyle tanışmayı istemek için de harika bir zaman. Mesela bazılarınız bu yeni ay sonucunda eğer daha önce flört etmiyorsanız bile flört etmeye karar verebilir ya da daha fazla eğlenmek isteyebilir. Yeni arkadaşlar, yeni partner edinebilirsiniz veya bunu edinmek isteyebilirsiniz. Hayatı değiştirmek için bu yeni ay mükemmel bir zaman sevgili balıklar. Çünkü siz artık eski kişi değilsiniz. Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki etkisi ve bu dolunaylar serisi sizi çok değiştirdi. Artık bu hikayeyi bir kapatıyorsunuz. Bu yeni ay Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki hikayesini kapatmamıza çok yardımcı oluyor. Bu birçok kişi için oldukça karanlık bir dönemde aslında. 15 yıl boyunca karanlığı yaşadığınızı söylemek zorunda değilsiniz artık. Telaffuz etmek zorunda değilsiniz. Ancak birçok kişi bu duruma benzer şeyler yaşadığı çok aşikar. Bu dönem artık yeni bir dönüşüm, bir ölüm, yeniden doğum zamanıydı ve şimdi yeniden doğmak için artık hazırsınız. Bu yeni aydaki sizin için ruhsal mesaj, eğer kendinizi yeniden yaratmak istiyorsanız bunun tam da zamanı olduğudur. Bunu yapmak için bazılarınız hala geçmişinizi affetmek zorunda olabilir. Bu yeni ay kendinize, bir çocuğa, yaratıcı bir projeye ya da sizi aydınlatan her şeye yeniden aşık olmak için gerçekten çok mükemmel bir zaman. Bunu aklınızdan çıkartmayın sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.